Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Beşinci şuadan 591 Dabbetul Arz. Dabbetul Arz'ı şeyini okuyacağım ama okuyacağım bir tane kelimedir. Ona geleyim. Kur'an'da gayet mücmel bir işaret. Lisan halinden o dabbenin, o canlının lisan halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Şerit serbest ha, böyle müzakir. Sen bunu takılmayın şu şey. İsterseniz şey yaparsınız, sen silersiniz, yok edersin yani. Mutala ve müzakere yapıyoruz. Sakın ha çekilmeyin. Katkın olacağı şey şey yapın. Demek ki Kur'an mücmel bir işaret etmiş. Mücmel demek ki kocaman bir ağacı çekirdek olarak göstermiş. Hayvanı konuşturmuş. Lisan halinde ne yapacaksın, ne özelliğin var. O da bir tekelümü var, konuşmuş. Tafsili ise, yani bu ne demek içeriği? Şimdilik başka meseleler gibi katı bir kanaatla bilemiyor. Dabbetul Arz'ı. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemun gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka bilmez, kimse bilmez ama Allah'ın bildirdiği kişiler de bilir. Allah bildirdiği için. Allahsız haşa bilinmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam İstanbul'un fethedileceğini, Ehl-i Beyt'in başına neler geleceğini gibi. Dolayısıyla la ya'lemun gaybe illallah'ın dışında değiller bunlar. Nasıl ki kavmi firavne çekirge afatı ve bit belası vermiş. Firavne çekirge afatı ve bit belası vermiş. Kanını emiyormuş bitler. Çekirge de tarlasını emiyormuş. Yani bir diş bir iç. Yani Yecüc Mecüc, Dabbetul Arz'da bu cinste bak. Bit kanı emer, çekirge de tarlayı emer. Boşuna denmemiş bu. Tamam, iç ve diş. Ve Kabe tahribine çalışan kavm-ı Ebrehe, ebabil kuşları. Musallat olmuşlar. Bunlar hepsi hayvan. Hep hayvan. Öyle de Süfyan'ın, tek bir tane Süfyan var. Deccalların, deccallar çok. Fitneleriyle, bir, bilerek, iki, severek, üç, İsyan ve tuğyana ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden Yecüc, boşuna şey yapmadım bak, çekirge ve bit belası. Yecüc dış dünyadır, Mecüc iç dünyadır. Mesela eylemsel söylersem İslamiyet ve iman. İnsan ele alırsam gıda ve üç vücudundaki mikrop, diş dünya, gıda yediği, bir Yecüc, diş dünyadır, Mecüc iş dünya. Yani nereye pergelini koyarsan öyle. Eğer itikadı koyarsan Yecüc İslam'dır, eylemdir, Mecüc imanadır, onu kaldıran. Gıda beden düşünürsen, peynir meynir diş dünya, televizyon ve internet Mecüc. Dişi bozan, içi bozan. Çekirge afatı tarlayı bozuyor, yani bitkinin kanını emiyor. Bit bedenin kanını emiyor. Bunda ikisi de var mı abi? Hangisi bu işte? Bunda ikisi de var değil mi? Yecüc Mecüc. Ha bunda gelecek şimdi. Yok, bu başka bir şey. Bu imanın bereketi değil mi? Onu soruyoruz. Yok yok, Yecüc ve Mecüc'e bakan noktası. Mesela hem dış ticaret noktasını bitiriyor. Hem bu işte, hem aynı. Hem de bedenle şey yapıyor. Onu yap, o işte o, evet tabii. Yecüc dış dünya, mülk, Mecüc iş dünya. Eğer onu değiştir, istediğin pergeli koyarsın. Mesela diyelim ki ticaret, diş ihracat, ithalat. Bir de kişinin mesela kendi hususi ekonomisi. Yok bir insan, devlet düşünürsek, bir fert düşünürsen, gıda sektörü ve işi, işte nalburu, marketi,
Ama bir de içindeki şeyi, yapısı, mikrobu. Yani Yecüc Mecüc anlaşılmıştır. Faruk abinin kastettiği herhalde şu malum virüs var ya. He, korona. Ticareti durduruyor dış. Hem de insanların işte vücut canına mı alıyor. Onu anlatacak şimdi. Ben burada şey, korona bakın. Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden. Niye Yecüc ve Mecüc'ün ikisini cem etmiş? Yecüc ve Mecüc'ü cem eden şey anarşist denilir. Nereden biliyoruz? 149 Kastamonu'da diyor ki ahlakta ve hayatta dehşetli bir anarşilik ve ifsat diyor. 149 şurada diyor ki Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, yani dünyayı fesada vermiş. Ne demek yani? Şeriat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an'ının, Şeriat-ı Muhammediye'de set var. Yecüc ve Mecüc giremiyor. Korona'da da öyle göreceksin. Set var, set. Onun için Şeriat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an'ı, yani Zulkarneyn Çin setini yaptı ya, ikisini de yaptı. Bir, talat ediyordu, talan ediyordu. İki, erkekleri ölüp kadınları bırakarak ifsat ediyordu. Size bir tarihi bir malumat vereyim, şaşıracaksınız. Çin'in nüfusu kaçtır? 2 milyon. Kaçtır? 1,5 milyar. 1,5 milyar. Çinli yönettiğini zannediyorsunuz, değil mi? Şu anda devleti yöneten o Komünist Partisi'nin şeyi ve tepeler kim biliyor? Çinli değil. Moğol'dur. Evet, Moğol ve çok az Kırgız var. Çünkü Çinliler ötlektir ve korkaktır. Öyle aktif değil yani. Öyle zalim yapacak şey yok. Ha, böyle yumuşaktırlar. Hanım senin. Zulüm yapan kim? Moğol'dur. Moğolların iki sıfatı vardır. Korku yoktur ve merhametleri yoktur. İnsan etini yer canlı canlı. Şu anda Çin'i yöneten Çinli değildir. Moğol'dur. Ne kadardır Çin'de? 1,5 milyarın nüfusun Moğol 20 milyondur. İran'ı şey yapayım ben size, hem burayı. İran 90 milyondur. 20 milyon Fars var. Fars. İranlı var. 55 milyon Azeri Türk'ü var. 20 milyon Sunni Kürt var. Sunni Kürt var. 70. 20 milyon da Fars var. Dünyada en fazla İsrail'in dışında Amerika'da zannediliyor, değil mi Yahudi? En fazla İsrail'den sonra İran'da var. 3,5 milyondur Ermenistan'ın nüfusu. 4 milyonla yakın Ermeni İran'da var. Şu anda Çin'i yöneten Moğol'dur. Çok ama Kırgız da var ama azdır. Şimdi bunlara Şeriat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam set yapmış. İşte koronaya da set yapana ulaşamayacak. Seti okuyacağız işte. Seddi Kur'an'ının tezelzülüyle. Seddi Kur'an tezelzül? Zelzelenmiş. Zelzele ile tezelzül. Zelzel. Vesves. İkisi de ne demek biliyorsun? Vesves. Aynı harftir. Muhabbesin. Zelzele de öyle. Zelzel ektir. Peki niye iki tane aynı eklemişler? Tekrar demektir. Zelzel, vesves, böyle. İşte Seddi Kur'an'ının tezezülüyle, depremlenmesiyle, zelzelenmesiyle Seddi Kur'an kalktıkça büyük virüsler içeriye giriyor. Mesela şöyle diyeyim, doktorun sahası, her mikrop vardır. Kıyamet, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün yazılım var. Ve aleme Adem'e esma-i külleha. Adem'e bütün isimler öğretilmiş. Bütün şey var. Fena madenler de var diyor usta. Değil mi 13. lemada? Fena madenini iliştirme. Bütün mikrop vardır. Peki hasta ne zaman oluyoruz? Direnç dediğimiz, yani tıbbın ifadesiyle o zincire eklenen mikropların sayısı belirli bir yere geldiği zaman. Aslında var ya. Hepsi o var insanda. Doğasında var ya. Kanser de var. Herkes kanserdir. Herkes koronadır, herkes bilmem veren ama bastırılmıştır, çıkamıyor. Tamam?
İşte şeriat-ı Muhammediye Kur'an'ın tezezzülüyle, yani Kur'an alemimizde zedelenmiş. Kur'an. Kur'an'ın bak, şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ın seddi Kur'an'ının tezezzülüyle. Kur'an setti. Sen Fatih çok değişik değil mi? Kur'an setti arkadaşlar, set. Şurada bak bak. İşte ada var, orada Kur'an korunuyor, var ya resim. Peki şeriat-ı Muhammediye, şeriat demek maddi ve manevi, mülk ve melekütü cemeden insanı koruyan yöntemlerdir. Bir itikat, bir de bedeni. O zelzeleyle sarsılmış, o bu sefer Kur'an Müslümanlara setti. O set kalkınca Çin seti gibi, Çin kimler giriyor? Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak, biz Yecüc Mecüc'den korkuyoruz. Daha müthiş olarak, daha müthiş. Neymiş? Ahlakta ve hayatta. Ahlak, hayat. Enfusi, tamam. Hayatta dış dünya. Ahlakta ve hayatta ne oluyor? Zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik. Zulmetli mesela anarşiyle dışarıda arıyorsun. Mesela insan kafası anarşi, kalbi anarşi, aile de anarşi. Niye? İpe sapa gelmez, hiçbir şeyle bağlanmaz, hiçbir ölçüsü yok. Estiği gibi, hatırına geldiği gibi, istediği gibi olmasını, yapmasını isteyen. Tip anarşisttir yani o nispetle. Ya kalbi ya aklı. Hiçbir şeye gelmiyor. Anarşist bir şey değil ki, seni öldürür kurtulursun ya. Otur dersen oturmaz, kalk desen kalkmaz. Hiçbir ölçü kaydaya bağlı değil. Nedir bu? Ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor. Tamam. Demek ki anarşist neymiş? Ahlakta ve hayatta çöküntü olan, uğrayan kişi anarşisttir. Bir daha, ahlakı ve hayat dediğimiz eylemi, cemiyette karşılık vermez, şey yapmaz, çekiniyor demez. Ticarette ahlak yoktur, tartı dağıta yapar. Bir kavim tartı dağıta yaptıkları için altını vesaire madenleri alırken kullandıkları tartı ile satarken, verirken kullandıkları tartı farklıydı. O kavim helak oldu. Semud kavmi neydi? Bir kavim var. Ondan sonra. Şimdi anarşist kimdir? Silah alan değil kardeşim, silah alan değil. Ahlakta ve hayatta. İç alemi birbirine girmiş. Hiçbir ölçüsü yok içte. Estiği gibi hareket eder. Hiçbir kaydesi yok. Hayat nedir? Cemiyette ifsat aleti. Hiçbir ölçüyü, hiçbir şeyle bağlayamazsa. Oslan başka yerde diyor ki, şiddetli bir inzibatla ancak onu kontrol edersiniz diyor. Yani kamera yöntemiyle. Şeytanın kalbinde marifet yoktur diyor. Daima şerri tasavvur. Evet. Devamlı evet. Şeytanda sanat-ı fıtriyesiyle diyor, şeytanda marifet yoktur. Sanat-ı fıtriyesiyle, yani hiçbir şey yoktur. Niye? Niye için yoktur? Çünkü devamlı ifsat düşünür. Bak da, evdesiniz, aynı sofrada oturuyorsunuz. Anarşist, anarşist demek silah tutan değil. İç alemi birbirine girmiş. Hiçbir ölçü kaydesi, doğruydu, yanlısı, hayası, edebi, aktır, hukuktur, teyzedir, haladır. Annedir, babadır ya, babaya denir mi ya bu deme, böyle bir şeysi yok. Böyle bir şey yok. Dış dünyada eylemleri, fiilleri tutarsız, güvensiz, aldatma, zulmetmek, gasp etmek, öldürmek böyle gidiyor. Şimdi Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle nedir o? Yecüc ve Mecüc'ün ne kimmiş bunlar? Yecüc anarşistmiş. Anarşistliğiyle, eylemle dönüşmesiyle. Anarşist kimdi? Kastamda okudum. Ahlakta ve hayatta. Fesada ve canavarlığa giden, bozmak, bak şimdi, bozuyor böyle,
televizyonlarla birisi vardı böyle medya patronu. Adam bozmak için yaratılmış sanki. Böyle. Böyle pis kanallar hep o çalıştırırdı. Canavarlığa giden, fesada ve anarşiste giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların küfür ve küfrana, küfür iç alem, küfran ise verilen nimetleri küfran eden, telefon kanaat edemiyor, arabaya kanaat edemiyor, eşine kanaat edemiyor, işine kanaat edemiyor, aşına kanaat edemiyor, elbisesine kanaat edemiyor. Bak ne diyor birincisi, hep beraber Yecüc Mecüc beraber gidiyor. Küfür ve küfrana düşen. Küfür iç alem. Küfür Allah inkar değil, nimeti örten değil, şey inkar değildir. Küfür, küfür örtendir. Yani mesela Allah'a küfreden, Allah'ı inkar eden değil, örtendir. Allah'a şirk koşan, Allah'ı inkar değildir, eş koşan. Dalalet, Allah'ı inkar değildir, o yolsa bu da yoldur. Dalalet kimdir? Velallâ gayril mağdûbi aleyhim velallâllin. Dalin var ya, hafızana bakın. Dalin kimdir? Peygamberlerin peygamberliğini kabul etmeyen, akıl bize yeter diyen dalin grubudur. Peygamberlere ihtiyaç duyulmadan Kur'an bize yeter diyen dalindir. Fatiha'da. Tamam. Peygamber bize yeter diyen peygamberliğin bir şey yok. Kur'an bize yeter diyen dalindir. Allah'ın inkarı yoktur. Aklı esas almış, aklına güvenen, bir rehbere tabi olma ihtiyaç duymayan kişiye dalin denilir. Kabul edin. Evet, yani burada Allah'ın inkarı yok demek istiyorum. Bak küfür ve küfranın şey çift gidiyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Yecüc ve Mecüc. Berekete geliyorum. Geleceğim. Demek ki iç aleminde onu örten nimetin kadrini bilmeyen, şükran olarak ödemeyen, vefası olmayan, diş dünyada ise küfrana düşen, akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, akıllarını başa getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak. Arzdan, dünyadan bir hayvan çıkacak. Zir-i zemer edecek. Akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak. Zir-i zeber edecek. Zir-i zeber. Allahu alem, o dabbe bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek herkese ulaşacak bu. Demek dehşetli bir taife-i hayvani olacak. Belki illa dâbetul erdi te'külü min se'ete ayetinin işaretiyle 34. surenin 14. ayetinde o hayvan dâbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki ağacı mesela cinler her şeyi biliyor falan var ya insanlar korkuyor cinlerden falan. Cinlerden korkuyor ya. Cinlerin en büyük gücü nedir? İnsanlar korkmasıdır. Öyle hiç alakası yok. Cin suresi var. Orada Allah'ımız söylüyor. Eğer diyor gaybi bilselerdi diyor. Yanı başında diyor Süleyman vefat etti. Bastonuna dayanmış. Peygamberler çürümüyor ya. Bastonu çürüyünce anladılar ki Süleyman ölmüş. Tamam. Eğer diyor cinler bilseydi gaybi Süleyman'ın vefatını da bilirdi diyor. Yanı başından ve 6 ay öyle korkudan çalıştı. Gaybi biliyormuş. Hiçbir şey bildiği yok. Peki bazı şeyler senin bana söylüyor. O gayb değil ki, senin kafanda geçirdiklerini görüyor zaten. Onun gözü, rüya gözü başka, feraset gözü başka, dirayet gözü başka. O da görüyor ya. Gayb değil ki o. Niye iş yaptım? Hayvan, dabbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki, ne olacak bu? İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. İnsanın kemiğini. İlle bu korona değildir. Böyle bir hastalık çıkacak. Kemiği kemirecek. Sonra insanın cisminde var ya, bedeninde nereye yerleşecek? Dişinde, tırnağına kadar yerleşecek. Bir diş, bir de tırnak. Tırnağımla yaptım. Serveti tırnakla söylerler.
içeriye insanın gıdalanması, kendi malına dişimle, tırnağımla kazandım der. Dişimle, tırnağımla kazandım derler ya. Şunu kapatayım. Dişimle, tırnağımla derken bir tanesi servet, bir tanesi kendi içsel yapısı. İnsanın cisminden, dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Ha, esas meseleye geldik, uzattık. Müminler imanın bereketiyle bir, iki sefaat, üç suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Şimdi üç tane şey sahibi olanlarda o dabbe musallat olamayacak. Yani olacak, tutunamayacak. Nedir o? Temmuz-Ağustos ayında sıcakta, Temmuz. Kar koysak, buz koysak dışarıya tutunabilir mi? Tutunamaz. Ama var ya mı, yok olur. Bir, iman demiyor bakın arkadaşlar. İmanın bereketiyle. İki, sefaat ve suistimalatın tecenüpleriyle. Yani bunlardan uzaklaşmayın. Şimdi ben imanın bereketiyle, bereketi hep biliriz zannediyoruz ama bereket malda ve ömürde hayrını görmek ve uzun olmasını diye tanımlarlar. Başka siz ne demiştiniz? Bereket bir şeyin çoğalması. Bir şeyin çoğalması bereket. Bir çekirdekten bir sürü meyve. Bir çekirdekten ağacın olması veya onun hayrını bulmak noktasında denilmiş. Ama imanın bereketi bakayım neymiş? Külliyattan. Onu okuyacağım. İzle okuyacağım. Çünkü hepsini okusam bak 1 2 3 4 4,5 şuraya kadar. Ben şimdi şuradan bakayım. Ha, tövbe, orası değil ya. Daha fazla. Fazla. 1 o şeytandı. 2 3 4 5 6 7 7,5. Ben hemen ikindi ya çay içeceğiz ama bilmeniz gereken şunları okuyayım. Kur'an'da bereket 11. sure 48. ayet, 41. sure 10. ayet. Bir yarım saat 45 dakika bundan sonra bekleriz ya, ona göre çekmeyin. Bir 45 dakika alayım size. Sizin için yani bu bereketi diye. Emsali ayetlerde neymiş? Erzak-ı hayatiye esbabının ihzariyle niyam-ı ilahiyenin bollaştırılması, lügatını veriyorum bu alimlerin bereketi ne demişler diye. Neymiş? Erzak-ı hayatiye esbabının, yani rızıkların bize gelmesi için sebepler var ya, tarla, ekmek, ihzariyle niyam-ı ilahiyenin bollaştırılması manasında olmakla beraber mucize ve keramet şeklinde de bereket vardır ki zahir nazarın ve malum sebeplerin fevkinde zuhur eder. Evet, toprakta ekilen bir çekirdeğin pek çok mahsulat vermesi bereketin kevni mucizelerindendir. Şimdi bu lügatı verdikten sonra şurada bir yer okuyayım. İşaret Hicaz 42'de diyor ki iman Şems-i Ezeli'nin ihsan ettiği bir edilmiş bir nur olduğu gibi saadet ebediyeden de bir pırlantadır. Ve o pırlanta ile vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları bir şecere-i tuba gibi neşinlemaya başlar. Ebed memleketine doğru hareket eder gider. Bunu imanı orada tarif yaptı diye koydum. Bismillah, külliyatta geçen işini okuyorum. Ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu. Bismillah. Burada ne alıyoruz? Ahiretle dünya hayatını yorumlamak. Bu doğrudur, yanlıştır. De, deme, git, gitme. Yani neyin ne olduğunu nereye göre bileceksin? Ahiret inancını
dünya hayatımızı yönlendirirse berekete vesile oluyor. Yani fani mal beka buluyor. Bereketi böyle bir şey yapıyor. Bir tane bu. Mesela diyelim ki deprem oldu. Salgın hastalığı oldu diyelim. Veya başka. Deprem oldu, öldü. Müslümanın ömrü, yani gitse, altta kalsa şehit oluyor. Malı sadaka oluyor. Beka buluyor. Başka bir yere okuyorum çabuk çabuk. Sözler 177. Zemine lazım olan ziya, hararet, bereket ve rahmet, bereket gibi şeyler semadan geliyor, yani gönderiliyor. Vahye istinad eden bütün edyan-ı semaviyenin icma ile ve şuhuda istinad eden bütün ehli keşfin tevatürü ile melaike ve ervah semadan zemine geliyor. Bereket de öyle. Mesela Bedir ve Uhud'e melaikelerin gelmesine de bereket deniliyor. Sözler 250. Bereketleri okuyorum, sonra içini bir yerde toplayacağım. Toplamış olacağım, anlatacağım. O üç nehrim her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. Dicle ve Fırat, bir de Nil, değil mi? Bunlar niye bitmiyor? Kaynağına bakarsan, aktığı miktara bakmazsan bitmesi lazım. Her gün cennetten bir katre damlıyormuş rivayetlerde. Sözler 272. Eğer farz namazını terk etsen, bütün sayın sermayesi yalnız dünyevi ve emniyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit bereketli nafakayı dünyevi ile beraber diye söylüyor. Bereket hayatımızdaki şu yaşantı var ya, bir tencere yoğurta bir kaşık maya atmak gibi sütü yoğurt yapıyor. Hayatımız işte 60-100 sene namaz kılınırsa o hayatımız bekaya mayalanıyor. Onun adı da bereketmiş. Namaz bereketmiş burada. Yukarıda besmele bereketli. Şimdi o şeye gelecek. Korunaya nasıl olacak? Sözleri 388. Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan, bak Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket hem fakirlerin haset ve beddualarından kurtulmak için ya ondan veya 40'tan birisini kendi fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki emri zekatı ağır görüp İslamiyet'ten çekiniyorlar. Emri zekat bereketmiş. Malın bereketi zekatmış. Hasan abi, Yahudiler en az onda birini veriyordur. Şimdi. En az. Ya. Sözler 432. Hem görmüyor musunuz ne keyfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz. Nebatatın çoğalması ve hayat bulması semadaki yağmur. Ona bereket deniliyor. Sözler 720. Ey zihassai meşhure. Bu bize bakıyor Fatih. Ey zihassai meşhure. Zihassai meşhure. Ey meşhur özelliği sıfatı olan bir kardeşim. Taayyünle zulmetme. Gel perdeyi kafanın altında sen kalırsan ihvanına verirsin ihsan ve bereketi. Her bir ihvanın altında sen çıkması hem de o sen olması imkan ve ihtimali her birine celbeder bir nazari hürmeti. Yani güzel bir sıfatla ben yaptım diye çıkarırsan güzellik bir olur. Güzel sıfat. Ama kardeşler yaptı. Yani kim yaptı bunu? Yok, bu kadar güzel kardeşler yaptı. E bu olmamış bir şeyi kim yaptı? Ben yaptım. Üzerine alma. Demek ki sıfatını cemaat içinde genellenip ne şu nema bulması, çoğu olması için öne çıkıp sahiplenme. Bu da bereket. Cemaata bereket oluyor. Çok ilginç. Başka lema, sözler 730. Demek Ramazan'ın bereketiyle yazdırılmış. Senenin bereketi de Ramazan. Ramazan oruç ayı ama 12 tane ayın Rebiül Evvel, Ramazan, Şaban gibi adlar var ya, onlar bir melaikenin aynı zamanda ismidir.
Ramazan denilen bir ismin, şey, melaikenin aktif olduğu aydır Ramazan. O melaikenin adıdır aslında. O ay aktif oluyor. Dolayısıyla seneyi bereketlendiren Ramazan. Bereket. Şimdi bununla ne alakası? Gelecek imanın bereketi. Bereket çeşitliliği olsun diye şey yaptım. Mektubat 66. Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum demişler. Ustad neyle yaşıyorsun, geçinmiyorsun? İktisat ve bereket. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu sebepsiz muamelesi, esbabsız tecellisine mazarım demektir. Allah'ın iki türlü tecellisi var. Sebeplerle elmayı ağaçtan verir, bazen de çantana koyar. Mesela yağmuru gökten verir, sebeplidir. Allah Resulü'nün elinden akıttırır, sebepsiz. Devamında şöyle diyor. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim. Nasıl geçiniyorsun? Ben de derim. Bereket ve ikram ilahiyle yaşıyorum. Nefsime çendan her hakarete, her ihanete müstahak ise de nefsim. Fakat Kur'an hizmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikram ilahi olan berekete mazar oluyorum. Şimdi izah. Direkt kudret devreye giriyor. Allah perde kullanmadan veriyor. Bunun kesilmesinin sebebi aynı zamanda zıttı olan tahakkukuna da sebeptir. Nedir o? Bereketin kalkması, bir şey yaptım bereket kalktı. Yapmadım bereket olur. Nedir o? Şöyle diyor. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum. Bereket niye kalkar? Bir riya ve gurur İhsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Bereketin kalkması gurur ve riyadır. Peki bereketin olması için ne yapacak? Bereketin gitmesi, yani esbabsız tecelliye mazar olmak demek olan bereket riya ve gurur ile gidiyor. Peki bunun tersi ise sözler 315'te zaafı gösteren tekebbürün ile, aksi gösteren gururun ile, riya ve zilleti gösteren tasanuyla kendini halka mutike yaptın. Riya nedir? Riyanın zıttı ihlastır. Riyanın zıttı nedir? İhlastır. İhlas da nedir? 9 tanedir. En mühim bir esas, en büyük kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinad, en kısa tarik-i hakikat, en makbul dua-i manevi, en kerametli vesile-i makasıt, en yüksek haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Demek ki bereket iki şeyle kalkar. Riya ve gurur. Tersiyle, mefhum muhalifiyle, riyanın tersi ihlastır. İhlas olursa şu 9 sıfata mazar oluyorsun. Gurur nedir? Acizin zıttıdır. Acizliğini ne kadar, yokluğunu içtiğini bilirsen o kadar kudret devreye giriyor senin aleminde. Netice-i kelam, aksını anlayıp göstererek kudret ilahiyi aktif ediyorsun. İhlas ile Cenab-ı Hakk'ın akrabiyetini kazanıyorsun. Kudret ve akrabiyetin inkişafı ile Cenab-ı Hak himayesine, hıfsına seni alıyor, seni kollayıp kolluyor. Allah seni kolluyor. Özel inayet. Yani bu mikroplarda imanın bereketi bir, akrabiyet ilahiyenin inkişafına vesile oluyorsun, riya ve gurur yapmamakla. Ne demek? Riyanın tersi neydi? İhlas. Gururun tersi neydi? Acizlik. İhlas ve ac, Allah'ın akrabiyetini ve kudretini aktif ediyor. Mektubat 67. Bereket-i iktisat ve rahmet-i ilahiye bana kafi gelir. İsraf yapmamakla berekette mazar olmak maddi ve manevi iktisatmış. Bu bereketler, bak bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır, bir. İki, ya hizmet-i Kur'aniye bir ikramdır. Üç, iktisadın bereketli bir menfaatıdır. Veyahut Ya Rahim, Ya Rahim ile zikreden ve yanımda bulunan 4 kedinin rızıklarıdır ki bereket suretinde gelir. Ben de ondan istifade ederim. Yani daha Betulaz'la ne alakası var okuyacağım onu da biliyorum ama ben bereketin altyapılarını yapayım.
kuru olmasın o bilgi. Allah'ın Müslümanlara özel hususu ihsanıymış bereket. 2. Hizmete ikramdır. 3. Dostlarıma ihsandır. 4. İktisadın yani ruhun maddenin istidadının değiştirmesidir. İktisat demek mesela dağın tepesinde dahi olsanız, derede dahi olsanız suyu şey alın. Abdesti alın. Tamam mı? Sen bunu şey takarsın kablosunu. Bitiyor. Peki o nedir o? Ruhta ona anlam yüklüyorsun. Veya hayvanlara acımakla acınmaya müstahak oluyorsun. Bir daha. Hayvanlara acıyarak acınmaya müstahak oluyorsun. Şefkat ettiğin için şefkate layık oluyorsun. Yani umumi bir musibette özel korunuyorsun. Çünkü sen de korudun. Tamam mı? Ya Rahim Ya Rahim diye. Mektubat 113. Mucize-i Nebeviye'nin bereket-i taam hususunda olan kısmında esbapsız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketi, ihsanı, ikramı, tecelliye mazhar olmak, bizde ise ne derece, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 19. mektupta, 19. mektupta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bereket duası var ya, ona mazhar olmanın şartı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine yaşamakla olur. Bizde de o nispetle olur. Şimdi arkadaşlar, gülüyorum. Bak. 114. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bereketle dua edip, dua kuvvettir, sırrı tevhiddir. İnsandaki ulvi sırların uyandırılmasıdır dua. İman duayı istiyor. O bereketin gidişatından anladım ki eğer ehl-i arz gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Şimdi Dabetül Arz'daki imanın bereketini okuyorum. Bir parçasını okuyorum. İmanı meydana getiren her şey, mesela ne dedik? Sünnet-i seniye, Ramazan orucu, besmele, namaz, yani İslamiyet. Şimdi 3 tane şey saydı, hatırladınız mı şu anlarda? İmanın bereketiyle 2, sefaat ve suistimal. İmanın bereketi İslamiyet değildir. İmanı meydana getiren ne varsa, amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli vel yevmil ahir ve bil kaderi hayri ve şerri var ya 6 tane. İmanı meydana getiren mesela tarafkirlik, el hubbu fillah vel buzu fillah. Yani Allah'ın düşmanlarını sevmeyeceksin. Bu imanın bereketine sebepmiş. Yani iman nurdur, arkadaşlar kuvvettir. İman realitedir, mahluktur. Yani şöyle misal verirdim. Adam geliyor, karateci mermeri kıracak, halterci kaldıracak, böyle paldır küldür gelemez. Geliyor, ya arkada daha gelmeden, yarışa girmeden, arkada onunla alakalı bir video seyrediyor veya konsantre oluyor, onun konsantre oluyor, yat diye kırıyor. O kuvvet nereden çıktı? Ha, iman da tefekkürle aktif oluyor. İman haletlerle aktif oluyor, hislerle aktif oluyor, fikirlerle aktif oluyor. İman kuvvettir, nurdur. Ne demek o? Nur, imanı bil ahiret. Ahirete ne kadar iman edersek, imanın nuru. İmanın kuvveti ise Allah'a ne kadar iman edersek, kardeşim, o iman ettiğin şeyle maddeten besleniyorsun, enerji oluyor. Yani öyle bir iman anlayış, tarafkirlik falan değil. İman enerjidir, kuvvettir. Ahiretle mi iman ettin? Ahiretle ruhun besleniyor, güçtür. Mesela tefekkür ettiğin zaman böyle oluyorsun ya, veya konsantre olduğun zaman mermere böyle vuruyorsun, mermeri kırıyorsun. O konsantre olmadan önce o sporcu, o gücü, neredeydi o gücü mermeri kırmadan önce? Hiç düşündünüz mü? Bak adam geliyor, mermeri bir vuruyor, eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor, mermeri kırıyor. Konsantre olunca veya birisi sana hakaret edince, hiçbir şey,
Mesela bir tane vardı işte felç. Yatakta yatıyor. Deprem olunca adam yataktan fırlıyor. Herkes kaçınca o da kaçtı değil mi? Ve felçte hasta ayağa kalktı. Felcini unuttu. O nasıl, nereden aktif oldu? Bu olay yani. Veya hayal edince cinselliği veya virüsünü nasıl dediğinizi vücutta hormonlar değişmiyor mu? İman da böyledir demek istiyorum. Ama hayal ettiğin şeyle vücut değiştiği gibi iman ettiğin şeyle de besleniyorsun. Ahirete iman etmeyle ahiretin feyzi geliyor. Peki nasıl geliyor? Bakın bana. Herkes de olur mu? Yavaş yavaş. Bir de yapayım. Ha, bu sirayet ya. Onun için mahsus yaptım. Bu diğerlerini de sirayet ediyor. Ha, sigara içmediğin halde sigara içenin yanına giderseniz kokar. Veya bir beldenin insan üzerine tesiri var. Aynı bunun gibi uzak dahi olsa imanın, ahirete iman ettin. Oranın feyziyle senin ruhun enerji doluyor. İmanın bereketi demek, imanı meydana getiren her şeyin veya iman katkısı olan her şeyin, tarafkirlik, zekat, sadaka, imana katkı yapan her şeyin içeriklerinin, yani sadakayı verirken aleminde Allah diyorsun, değil mi? Allah için yapıyorum, Allah için tutuyorum orucu, Allah için bunu yapıyorum dediğin zaman Allah devreye giriyor. Ha, imanı meydana getiren veya imanı destekleyen bu eylemler Allah ile düşününce, peygambere iman deyince onun feyzi, ahiret deyince onun nuru, Allah deyince onun kuvveti, meleklere iman deyince onun gücü sende aktif oluyor, sende ortaya çıkıyor. İçeriklerin aktif olması ile imanın fikri, hissi, hali, fiili yaşanmasından ortaya çıkan nur ve kuvvetin bütünü berekettir. Fikri, hissi, bak tencereye getir. Fikrini, imanın fikrini, imanın hissini, imanın haletini, imanı iktiza eden fiilleri, dört, yaş yaparsak onları karıştır, o imanın bereketi olur. Yani imanın bereketi demek bir gül gibi patlatırsanız içeriği. İmanın içinde kim var? Allah var. Melekler iman var, kitaplara iman var, ahirete iman var, içerisindeki güç. İşte korona veya diğer mikroplara imanın gücü dediğin zaman mikrop neydi? 65 yaş üzerine deviriyor değil mi? Niçin deviriyor diyor? Çünkü o adamların onu tepeleyecek nesi yok? Bağışıklık. Sistemi güçlü değil. Bir de ne demiştin sen? İmandaki bereket. Yok yok, korona niye deviriyor? Bir bağışıklık, bir de şey, ona direnç. Direnç azalıyor. İman öyle bir dirençtir. Mesela Hazreti Ali'ye demişler ki, şu Hayber Kalesi'nin kapısını kaldır bakalım Savaş Bitti'nin. O zamandı demiş. Bir rivayete göre 40 kişi kaldıramamış. Nasıl kaldırdı? O anda işte. Yani gene örnek vereyim bak, felç adam verdi, bir de arabada bir şey oldu, tamam mı? Yuvarlanıyor veya yakınlarınıza bir zarar verecek. Nasıl canavar kesiliyorsun değil mi? Arabadan fırlıyorsun. Olmayacak şey yapıyorsun değil mi? Bir anda fırlıyorsun. O hamiyetin gücüdür. Ötekisi gayretin gücüdür. Ötekisi din gayretidir. Bu da imanın içeriği arkadaşlar. İmanı mısır gibi patlatırsan o iman her tarafını sarlar böyle. Bir enerjidir, enerji. Güçtür. Bu sefer insana güç veriyor. Deviremiyor seni. Bir daha örnek vereyim müsaade edin. İyi değilim, kötüyüm, ben galiba öleceğim, biraz ateşim oldu, koronayım. Bu tür vehim ve vesvese yapsan çökmüyor musun? Ama Allah'a teslim, tevekkül, itimat, kanaat edince bu dersleri okursan, böyle derslere katılsan bu tür şeylerden uzaklaşmaz mısın? Yani iyi değilim, hastayım, galiba ben de öleceğim. Zaten öldün lan, ölmeden. Zaten bir adam o koronavirüsü adamlamasanız görse zaten bayılacak sana. Hemen gelir ya. Hemen aktif olur. Ama öyle güçlü bünyeye gelmiş ki nereye geldiğini şaşırıyor. Suyun dalgası sandala bir vuruyor. Lap 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 oynuyor. Ama gemiye bir vuruyor. Geri gidiyor.
Hemen şey yapacağım. Yani orucu iktiza eden esmalar, sadaka iktiza eden esmalar, namazı iktiza eden esmalar, Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman olmak bilmekten iktiza eden esmalar, terkler ve tecerrütler, yani bidatlar, hurafelerden, ulema-i su'un televizyon ekranlarında dolaşan var ya ulema-i su, dinini, dünyasına şey yapıyor, değişiyor. İşte iç alemimizdeki bidatlardan, dış dünyamızdaki haramlardan terk etmekten hasıl olan Allah'ın akrebiyeti ve kudreti, tefekkürlerin, teslim, itimat ve kanaatların, fikirleri, hisleri ve haletlerinin bütünlüğü, bütünselliğinden ortaya çıkana imanın bereketi denilir. Bu realitedir. Eylemsel güçtür, mikrobu ortadan tepeleyendir. İman, ötelerin buradaki ifadelenişi olduğundan, ahirete iman ne demek? Ötelerin buradaki ifadelenişi olduğundan, ötelerin ki esbapsız alemlerin hulasa-i camiası olduğundan iman, esbabı yok ahiretin. O alemlerin hakikat ve mahiyetlerine cami olduğundan, imanın kuvvetine göre taşımış olduğun içerikler, mesela imanın gücüne göre ahiret var, ahiretin enerjisi. İmanın kuvvetine göre Allah'ın kudreti. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet Allah'a iman. İmanın içerisindeki nur ahirete iman. O imanın içerisindeki o kuvvet ve içerikler insanın aklına, vicdanına, kalbine ve ruhuna taşıyor bu güç. Bu güç onu tepeliyor. Mesela ona ait diyor, örnek vereyim. Hem imanın gücünü söyleyeyim. Normalde adetullah kanunlarında bedenin çürümesi lazımdı. Ama şehit çürümüyor. Nedir peki, neyle izah edeceksin? Turgut Ozan'ın cesedi çıktı mı abiler? Biliyor musun Muhammed? Evet abi. Hangi ayağı çürümedi? Sol ayağı. Sol ayağın dizinden aşağı çürümemiş. Vücut hep sallağı. Çürümemiş. Normal adetullah'ta bu çürümesi gerekmiyor mu? Allah şehide diyor ki, öldü demeyin diyor. Ben hoca olarak, cami imamı olarak diyor ki, cenazesini kıldır. Ölmemişse neyini kıldırayım? Ölmemiş. Şehit çürümemiş. Çürümeye matuf adetullah onda çalışmıyor. Turgut Ozan'ın cesedi, yani onun için siyasi şey veriyorum. Gündelik olduğu için, yeni olduğu için. Şehidin cesedi, peygamberin cesedi çürümüyor. Peygamberin. Peki adetullah nedir? Çürümesi lazım. Niye çürümüyor? İmanın zirvesinden, imanın bereketinden cesedi korunduğu, mikroptan da böyle korunuyor işte diye söylüyor. Anladık mı abi? Adetullah böyle çalışmıyor ve çürümeyi yapan parazitler, bakteriler oraya yanaşamıyor, barınamıyor. Niye? Oraya bir tapın olmuş, Kur'an, sur olmuş. Giremiyor parazit. İmanın bereketine sahip olanlara derecelerine göre tesir yapamıyor. Mesela derecesine göre iman bedenini bloke ediyor. Allah Resulü en zirvededir. Miraca götürmüş bedenini. Bedenine gelen o bakteriler zaten kendisi söylüyor. Ben diyor imanın bereketi olanlara sefaatten ve suistimaldi. Ve imanın bereketi arkadaşlar imandır. Sefaat İslamiyettir. Ötekisi neydi? Suistimal. Suistimalda kendi hayatını ta özel hayatına kadar oturup kalkmana, yemenden içmene, uykuna kadar suistimal etmeyenlere bünyelerine mikrop oturamaz. Üç daha bir daha. İmanın bereketi, imanın içerisindeki altı tane iman esası. İkinci, sefaat. İslamiyeti eylemsel olarak yaşarsak, haramlardan tecerrüt edersek, haramlardan uzak olup helalları yaparsak, suistimal demek helalin dahi olsa bedenini uyku, mesela ne diyor? Sabah yatarsanız güneşten sonra rızkınızın az olmasına, ikinden akşam arası yatarsanız aklınızın gitmesine sebebiyet veriyor.
Bak uykuya kadar, mesela yemek yiyip yatıyorsun. Yemek haram değil ama yemek yiyerek yatmak, bak şeker hastasını, mikrobunu çağırıyorsun. Vücudunun bir de özel ayet var özel. Haftada birkaç defa gusül etmeye mecbur olanlar. Ne yapıyor? Vücudun savunması çöküyor. Demek ki üç tane. İmanın bereketi, imanın kuvveti, sefaat, İslam'ın haram ve helalları, eylemsel hali. Suistimal da bedenini şükrü örfüde kullanmak. Cümleyi bitiriyorum, bitiriyorum. Tesir yapamıyor. Adeta Bediüzzaman Hazretlerine zehir ve mermi tesir etmediği gibi. Savaşta mermi atmışlar. Değil mi? Elbisesini akşam geldiği zaman atletin oraya geliyormuş. Böyle bir düşünüyor. Şey yapıyormuş. Tesir etmiyormuş. Gömleği deliyor. Herhalde şey üzülüyor. Ona gömleğim delindi diye. 27 defa zehirlenmiş. Sonradan kitaba geçmeyen bir zehir de var diyor Zübeyir abi. Ama kitap bitmişti. 28 defa zehirlenmiş. 28 sene hapiste yapmış. Peki normal adetullah'ta zehir öldürmesi gerekmiyor mu? Korona niye öldüremiyor? Zehir de öldüremediği gibi. Niye? Öyle bir yerden basınç da onu durduruyor ki onu. Mesela zehir iş yapacak. Yani enerjidir kardeşim, eylem yapacak. Ama şöyle yapsaydı Bediüzzaman. Ben bittim, eyvah mahvolduk, tamam ya eski şerap sana tanıyamıyorum. Böyle mümünte fısırtı olsaydı zaten vücudun senin çöktür kardeşim. Tepene biniyor. Sağlam adam da bitiyor zaten. Hem 800 sene ölmüş insanların imanının bereketiyle Hay ismine mazariyetin nispetinde her asırda icraat yapan Geylani gibi. Vefat etmiş 800 sene önce icraat yapıyor. İmanın bereketi içerikleri demektir. Sefaat İslamiyeti fiile yaşamaktır. Suistimalat istikametli olmaktır. İşte Dabetul Arz bu arkadaşlar, ama devam ediyor. Siz onu, ben sonra defteri çeker veririm ama önemli olan o üç tabirdi. İlk önce bereketi tanımladık, eylemde gösterdik. Namaz 12 ayın bereketidir. Namaz hayatın bereketidir. Oruç 12 ayın. Namaz ömrümüzü işte bir kaşık yoğurt, bir kazan sütü değiştiriyor. Başka ne demiştik? Zekat. Zekattır, sadakadır, doğru yaşamak. Sonra işte imanı meydana getiren nesi varsa onu aktif etmek, imanın içerikleri. Onun bereket denilir. Sağolun, bu Dabbetul Arz'daki tarihi daha ziyade bu AIDS gibi hastalıklar, o mikropların yayılması daha çok uyuyor. Tutuyor. Ama burada ise sefaatle bulaşan bir durum var mı? Burası niçin oluyor onu da söyleyeyim. Ehlin söylediğini söylüyorum ona, madem sordun. Üç tane şeyle oluyormuş bu. Ve öyle patlayacak ki Fatih. Acayip bir böyle insan, böyle leş gibi olacak cesetleri. Kendisi ehline sordum ben, biliyorsun bu profesör. Benim şey yapan, güvendiğim bir bölüm başkanı profesör. Akciğerle alakalı. Dedi ki, domuz eti yiyende, yani insanda savunma sistemi, savunmaları var ya vücudun savunma. Bu sistem neyle çöker? Bir, domuz eti o şeylerle, onlar çöküyormuş. Mesela o Çin'deki o şey çok var mı? İki, içkiyle savunma çöküyor. Üç, fuhuşla, gayrimeşru hayatla vücut o savunmaları bitiyormuş. Onlara girdiği zaman hiç affetmiyor. Dolayısıyla AIDS onlardandır. Karola mıydı? Neydi? Korona. Bu Dabbetul Arz denilmez. Bir nevidir. Nevdir diyor zaten. Ha, bir nevdir. Hani Marola, Erola, Mars'tır, Ebola, AIDS bunlar hepsi şeydir. Fakat en şeyi daha bundan beteri olacak ki o kemiği yok edecek. Nevidir diyor, nevde midir? Nevidir. Acaba nevleri de mi var yani? Nevleri var. Bunlar türebilir. Mesela zinadan AIDS çıktı. Sonra evrildi bu. Ebola çıktı. Sonra evrildi, Mars çıktı vesaire. Şimdi bu geldi ama bunun kadar genel olmadı veya saklıyorlar. Tamam mı? Fakat bunda en büyük zarar vehmi aktif etti. Korkuyu. Mesela AIDS'e ölenlerin bundan belki 1000 katıdır.
Griple ölenler bunun 1000 katıdır. Mesela sigaranın sebep olduğu senede ne kadar diyorlardı ya? Korkunç bir sayı ya. Yazmış mı böyle? Mesela şeyden trafik kazasından 1,5 milyon. O AIDS mesela. 3.2 milyon. Bak 3.2 milyon sigaranın sebebi. Ama hiç konuşmuyor kimse. Nereden? Gripten de 3.2 milyon. Milyon. Ama hiç bu kadar gündem olmadı. Şimdi Hasan abi bu diye o AIDS gibi hastalıklarda şey vardı. Yani onun gibi yayılmıyor. Çünkü o gayrimeşru yere girersen oluyordu. Ama fuhuşa gider. Bulacaksın ki sana bulaşsın. Evet. Ama bu ise yani elden şuradan buradan bir şekilde temasla bulaşıyor. Bu şey çok bu iş yapıyor. Çok yaygın. Bu yaygın. Yani ötekiler o mahalline girersen, AIDS girersen o eve. Bunda öyle değil. Bunda neyi arıyor? Burada doğru yaşamayı yaşıyor. Depremle benziyor sana. Benziyor. Depremde depremden sonra o korku var ya tekrar olur. Esas deprem olsa bir şey değil. Depremin devamından gelen korku. Bu peki bu nereye götürecek? İnsanların akıllarını başlarına toplayacak. Bir şey anlattılar bana. Orada olan bir Sabiha Gökçen'e inen kargocu bir abi vardı. Ondan sonra kadının bir tanesi Çinli'yi getirmiş hastaneye. Ondan sonra olanı söylüyor bana kargo. Getirmiş. Biliyorsunuz, duydunuz. Binlerce Çinli Müslüman olmuş. O herhalde galiba bu olay olmuş. Kadın getirmiş kadını. Bakmış ki kadın oho çok ilerlemiş. Bitmek üzere. Onu getiren ne olması lazım? O davet olması, komşusu hem de şey çok hatta evde çok uğraştım tedavisine demiş. Hiç o şey korona olduğunu da bilmiyormuş. Kadın da bulaşması, kadına hiçbir şey yokmuş. Allah Allah şaşırmışlar o doktorlar. Nasıl bir şey yok yani? Bunda bir şey yok. Oysa buna geçiyor diyor halde buna neyi geçmemiş? Geçmiş bana ne var? Ondan sonra koyuyorlar. Ne yapıyorsun? Nasıl yaşıyorsun dediler. Buna kendileri koymuş. Bakayım nasıl gidecek. Hemen şey. Abdest alıyor günde. Abdest alıyor. Burnuna çıkıyor. Elini yıkıyor. Bu sefer yani öyle diyor değil mi? Burnuna mikrop 4 gün duruyormuş. 4 gün sonra ciğere iniyor. 4 güne kadar kaç defa abdest alıyor? Bu sefer baktılar ki abdestle bu niçin böyle yapıyorsun İslamiyet'ten? Binlerce kişi Müslüman olmuş. Saklıyorlar diyor. Binlerce kişi. Mesela diyecekler ama utanmadan gizliyorlar deseniz ya abdest alın. Bak burnunuza su çekin diyor. Yüzünüzü yıkayın. Elinizi bol bol yıkayın. Kafanıza su verin diyor. Bir dirseklere kadar bile diyor. Bir çorabınızı çıkarın yıkayın dese abdest olacak demiyor adam. Tamam mı? Abdest olur diye. Dolayısıyla depremde bir beldeyi anlatırken AIDS de bir gayrimeşru bir yer. Sen gitmezsen sana bulaşmıyor. Korona da neyi arıyor? Diyor ki vücudunu suistimal etmeyene, sefahattan uzak olanlara, imanın bereketi olanlara. Bu mudur? Değildir. Ama bir nevidir. Şudur. Vücudunda işte koronanın temel yapısını söylüyorlar. Bazılar kızacaktır ama vücudun bağışıklık sistemini çökerten bir tanesi domuzdur. Domuz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde de büyük hayvan var ya sığır vesaire, okuzdur, devedir vesaire. Onun etine nispeten büyük hayvanın sütünü küçük hayvanın etini yiyin diyor. Vesaire. Vücudun bağışıklık sistemine direkt vuruyor bu korona. Onun da karşısına ne konuluyor? Yani bir olayı doğru yorumlamak, hemen çökmemek, psikolojinin bozulmaması için ona teslim olursan şu olur. Bir, itimat, kanaat, teslimiyet, tevekkül. Eylemsel olarak neydi? İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idare iktiza eder. İşte teslim, tevekkül, itimat, kanaat, içsel alemi canlı tutuyor. İçsel alemi canlı tutunca bunun adı da imanın bereketi. Sefaat da gayrimeşru işte içkiye şey yapanın vücudu su niye aşağıya iniyor? Onun delilimiz. İçki içerken adam niye meze yiyor? Meze yiyor rakının, içkinin zararını telafi etmek için. Yani o kadar zararlı ki mezeyle telafi edelim. Ha, içki içenin içsel savunmasını ondan sonra
vücudun direncini azaltıyor. Üçüncüsü neydi? Suistimal. Gayrimeşru hayat yaşayanlar. Gayrimeşru hayat yaşayan. İşte onlar ama arka tarafında şu. Allah bırakmış. Bütün küre-i arz musibete istihrak kesmetmiş Hasan abi. Bütün her bölgesinde. Her tarafıyla. Çünkü burada öyle bir güzel çıkacak ki bak şimdi. Türkiye'de ilk ölen adamı duydunuz mu? İsim vermeyin. 28 Şubat'ın mimarıdır. Reisi hapseden, müsbet hükümeti deviren adamdı. Ve Türkiye'de kapmamıştı, İran'a gitmişti. Orada kapınca kaçtı. Gerçi 15 Temmuz'da kaçmış gitmişti. Neyse burayı sileriz onu diye. İran'a gitmişti. Ve bu korona ile ölüm tutulduğu halde akrabası doktora nasıl yaptırdılarsa korona şeyle öldü diye tutuldu diye şey yapmamışlar. Sonra anladılar ve o doktorun şeyini değiştirmişler. Korona olduğu çıktı. Yani ilk ölen 28 Şubat mimarlarındandır. Şu anda o 28 Şubat mimarları askeri bir şeyde karantina altına dalar hepsi. Korona. Yani aslında Müslümanlara öyle bir faydalıdır ki bir, Müslümanın bir kere ömrü gitse şehit, malı gitse sadaka. Müslümana zaten tevekkül, teslim, Allah'a yakınlık sebebi arar. Bu sebep oldu. Korku çökertmemesi gerekiyor. Ama ne yapıyor? Bunun neticesinde bu korku öyle evrilecek ki dünya dedi ya 129 muydu? Bir gusül lazım. Gusül olması için bir, en azından şu koronanın şu bereketine bak. Gayrimeşru meyhaneler, gayrimeşru evler kapandı. Yani ne nimet yani. Peki bu gayrimeşru yerler kapanınca dünyayı söylüyorum. Bir de dedi ki yıkanın. Aha sana da gusül. Dünya kazuratından temizlenmek için bir gusül lazım diyor Mesnevi'de. Kazurat günahlar. Gusül de işte temizlik. İle kafadan aşağı üç defa su dökecek değil ya. Şunu yıkan. Google bile temizlendi yani. En çok aranan kelimeler arasındaymış abdest. Yani. Abdest değil mi? Gusül abdesti. Ya. Vâhir davâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemin. El Fatiha.